Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber salamura yaprak yapıyoruz. Yapraklarımızı topladık. Bakın böyle desteleme işlemi yapmamız gerekiyor. Ben bakın birçoğunu yaptım. Ve sizlere de şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yaprağımızı üst üste gelecek şekilde hazırlıyoruz. Sap kısımlarını kesinlikle koparmıyoruz ve şöyle düzü sürekli alta gelecek şekilde böyle katlayalım. Hazırlayalım bu şekilde. Tenceremizi ocağımıza aldık. Su kaynatıyoruz. Ne kadar su var derseniz arkadaşlar, tam burada 6 litre su var. Suyumu fokur fokur kaynatıyorum bakın. Kameram her an kapanabilir. Suyumuz kaynıyor. Kaynayan su içerisine tuz ilave ediyorum. Kaya tuzu, mutlaka kaya tuzu olması gerekiyor arkadaşlar. Benim tuzum ince gibi gözünebilir size ama çekilmiş kaya tuzu bu. 2 su bardağı, 3 su bardağı ve 4 su bardağı kaya tuzumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tuzumu eritiyorum. Bakın. Ocağımın altı şu anda açık. Bu tarifi hiç korkmadan yapın arkadaşlar. Tuzluğun fazla olmasından korkmayın. Nasılsa salamura bir gece öncesinde zaten yaprağımızı çıkarıp normal suda beklettiğimiz için hiç tuzlu olmasından korkmayın. Bir bardak daha tuz ilavesi yaptım. 5 su bardağı tuzumuzu ilave ettik. Tuzum eridi. Bakın şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Ocağım kısık. Şimdi yapraklarımızı bu su içerisine batırıyoruz. Ocağınızı bu esnada kapatabilirsiniz de. Bakın ben hemen kapatıyorum. Şu anda ocağım kapalı. Yapraklarımı su içerisine koydukça bastıracağım. Bakın şöyle hepsini bir elden koymayın. Koydukça bastırın. Renk değiştirecektir. Bakın hemen renk değiştiriyor. Ondan sonra hemen diğer yaprağınızı bakın. Tekrar şöyle bastırın. Bakın rengi değişiyor. Hemen tekrar başka alıyorum. Demet demet yaprağımı bastırıyorum. Hiç korkmayın arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Çünkü ben yapraklarımı ziyan edecek halim yok. İnanın. Bakın tenceremi bu şekilde bastıra bastıra dolduracağım. Aldığı kadar yaprağımı basmaya devam ediyorum. Sonrasında tabii ki ne yapacağız onu da hemen söyleyeceğim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumda yaparsanız videolarımın öne çıkmasını bu şekilde sağlamış olursunuz ve çok daha kişilere ulaşmış olur videom. Sizlerin sayesinde daha çok izlenmiş olur. Kanalımın bir yerlere gelebilmesi için inanın desteğinize ihtiyacım var. Bakın arkadaşlar hala dolduruyorum. Tencerem aldığı kadar ben basmaya devam ediyorum. Bayağı da doldu. Yaprağımın tamamını tencereme aldırdım. Koyduk. Ocağımız kapalı. Tamamını aldırdık. En son koyduğumda renginin değişmesini böyle bastırarak sağladıktan sonra kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir gece bekletiyorum. Yani gündüz de yapsanız bu işi, hangi saat olursa olsun bir gece mutlaka bekletin. Ertesi gün bidonumuza yaprağımızı yerleştireceğiz. Yaprağımızı bir gece beklettik. Hemen kapağını açıyoruz ve yaprağımızı bidonumuza yerleştirmeye başlıyoruz. Şöyle bir part alıyoruz ve ikiye katlıyoruz. Şöyle kenara tenceremi alıyorum. Hemen 5 kiloluk bidonlara ben yerleştireceğim.
Dediğim gibi ben bunu sipariş üzerine yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir parça daha alıyorum. İkiye katlıyorum. Ve hemen bidonuma sıralı bir şekilde yerleştiriyorum. Boş yer kalmayacak şekilde. İstediğiniz gibi tabii ki yerleştirebilirsiniz. Zaten biz yerleştirirken o suyunu alıyor. Susuz kalırsa üzerine tekrar bu tenceremizdeki sudan ilave yapacağız. Hemen şöyle ikiye katlıyorum. Tekrar bidonuma yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bidonumu bastıra bastıra doldurdum. Hiç su koymadım. Su yaprağı koyarken kendiliğinden tabii ki su içinden alıp koyduğum için suyu zaten oluyor. Bakın şöyle iyice bastırıyorum. Size şimdi bazı püf noktaları vereceğim arkadaşlar. Bunlara uymanız gerekiyor. Yaprağımızı koyduk. Suyu bakın tam. Bu bekledikçe asitlenme yapacak ve yukarıya doğru suyunu fışkırtacak. Kapaktan beri suyunu akıtır. Hiç korkmayın. Bozuldu falan diye düşünmeyin. Hiçbir şey olmaz. Biz şimdi bidonumuzu bir plastik kap içerisine yerleştireceğiz. Akan sular ona gelecek. Tabii ki nerede ama serin bir yerde, güneş görmeyen, mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edelim. Bakın koca bir tencere yaprağı bir bidon aldı. Dediğim gibi arkadaşlar serin bir yerde muhafaza edin. Suyu azalacaktır. Asitlendikçe suyunu dışarıya verecektir. Şimdi bu tenceredeki suyu bir kavanoza dolduracağım ben. Kenara alacağım. Tuzlu suyu bekleteceğim. Bidonumuzdaki su dışarıya kendini zaten verecek, akacak. Su azaldıkça suyu üzerine ilave edeceğim. Ama o şekil suyu saklamak istemezseniz, tabii ki su, tuzlu su olduğu için diyorum. Ne yaparsınız? Suyu azaldı. Üzerine yeniden bir su bardağı kaya tuzunu ilave edip üzerine de su tekrar koyabilirsiniz. Bu şekilde su üzerinden sürekli görünsün. Susuz kalırsa yaprağınız çürür. Sürekli de öyle olacak şekilde değil. Böyle bir 15-20 gün bu şekilde dediğim gibi olacak. Suyunu sızdıracak, akacak ve sonrasında yaprağımız olgunlaşıyor ve o şekilde kalıyor. Kış boyu 1 yıl, 2 yıl neredeyse saklayın. Yaprağınıza hiçbir şey olmaz. Bakın şöyle bir plastik leğen içerisine bidonumu alıyorum. Akan su içerisine aksın. Şöyle de kontrol edeyim. Suyu tam. Güzel. Kapağını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Hava almasın. Ve bu şekilde yaprağımızı hazırlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle salamura yaprak yaptık. Çok da güzel bir yöntem. Deneyin, pişman olmayacaksınız. Beğeni ve yorumlarınızı bana da yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorum yapın. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.